Bir ihtiyacınız mı var? Yanımda telefonum yok. Fazla uzaklaşmadan bir telefon açmak istiyorum. Maalesef Hülya Hanım'ın emirleri bu konuda çok kesin. Mümkün değil. Ama kusura bakmayın. Eğer biraz daha ısrar ederseniz ilk limanda sizi indirmek zorunda kalırım. Anlıyorum. Peki sizin telefonunuzdan bir resme bakabilir miyim? Bana vermenize gerek yok. Siz gösterseniz. Kim? Cemre Kaya Bey. Yıldırım var. Cemre Yıldırım var. Resimde duman çekilmiş. Bugün haberlerde çıkmış. Magazin galiba. Alışkın ederim böyle şeyleri, biliyorsunuz mu? Ne güzel, ne işli söyledi değil mi? Ha, evet, öyle söyledi. Ben kalkayım artık, müsaadenizi isteyeyim. Güneş evde, uyanırsa beni bulamazsa korkar. Ben bakarım. Aa, yok yok yok, hayır. Ben de kalkayım o zaman. Zaten bu kadar davetsiz misafirlik yeter. İyi geldin. Vallahi iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama... ben onu böyle bir görmek istedim. İyi yaptın. Sağ ol. Hah. İşte uzun götür beni eve kadar. Sen de vakitlice arabayı al. Rahat rahat gidin. Ne yapıyorsun oğlum? Hava alıyorum abi. İyi yapıyorsun. Şimdi eve kadar bana yol arkadaşlığı yap, tamam mı? Hadi annemle beraber eve yürüyün. Tamam abi. Sen de merak etme anne beni. Tamam, yat. Gelirim ben. Tamam, sen dikkatli kullan arabayı. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım, iyi geceler. Ben gidiyorum. İkinize de mutluluklar dilerim. Tamam, şey yapma ya. Bizim Bekir götürsün sen. Taksiyle gidersin. Olur. Mutluluklar ikinize de. İkinizin de yüzü hep gülsün. Her şey için sağ ol Cemre. Ne yaptım ki? Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Komiserim, nerede kaldınız ya? Limanda kaldık, nerede kalalım ya? Hülya'nın peşinde gezdik durduk. Bir şey çıktı mı? Karavana. Ne olacak böyle ya? Vallahi daha fazla bir şey yapamayız. Sonuçta bu belki altı boş bir şüphe. Elimizde de hiçbir şey yok. Uzatırsak da biz zararlı çıkarız yani. Siz de haklısınız. Neyse ya, konuşuruz bunları. Ne oldu, düğün bitti mi? Ömer o kadar ısrar etti ki bari yetişelim sonunda dedik. Yetiştiniz, yetiştiniz. Gelinle damat mekanda beni bekliyorlar zaten. Ha, iyi. Sen gelmeden gidelim o zaman. Sen de biraz da odan gel. Tamam, emriniz olur. Evet ya, aklım güneşte kaldı. Tamam o zaman beraber gidip... Yok, yok yok. Ben giderim. Bir şey söyleme. Ne olur. Bak, seni üzmeyi hiç istemedim. Hala da istemiyorum. Ama yani olmayacak hayallerle de kafamızı daha fazla bulandırmayalım, olur mu? Benim hayatımda tek bir gerçek var. Güneş. Bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Hayatımda kızımdan başka kimseye yer yok Ozan. Biliyorum. Benim için de senin mutluluğundan daha önemli bir şey yok. Senin yüzün gülsün bana yeter. Abi. Ha? Korkut abiler geldi. İçecek bir şey falan da yok, boş oturuyorlar. Ömer abim gelsin dedi. Tamam, geliyorum oğlum, geliyorum hadi. Tamam abi. İyi geceler. Sana da. Amin inşallah. Yastıklı inşallah. Eyvallah dostum, sağ ol. Ne konuştunuz Korkut komiserle? Hayırlı olsun falan diyor ya. Sen hazır mısın, tamam mısın? Ne demek tamam mısın? E tamam, hazırsan gidelim. Eve mi? Olur vallahi, çok yoruldum ya. Düğün günü hemen yorulmak yok mu öyle? Hmm. Ha öyle. Hmm. Buradan şuraya arabayla mı gideceğiz? Hadi geçin. Nereye? Sürpriz. Hadi. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Koskoca Rüya Atayci yani balayı yapmadan mı gelin olacak? Öyle mi düşünüyorsun? Hadi. Birader sen yorgunsan ben süreyim istiyorsan. Ya düğün günü ben damada şoförlük mü yaptıracağım oğlum? Sizi bırakırım dönerim işte, hadi. Hadi binin. İyi hadi. Hadi gel. Ya nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ya gidince görürsün, sürpriz diyorum ya, gel. Ay. Centilmenim benim. Hehehehe
ofisinin hakkını vereceğini ümit ediyorum kardeşim. Bunu merak ettiğin için gelmedim diye tahmin ediyorum. Yok. Ben bir şey bırakmak için. Nedir? Korkma canım. Bu kadar mühim bir şey değil. Bu kalem benim için çok önemli. Çekmecene koyabilir misin diyecektim. Buraya ben yerleştiğimde elimin altında olmasını isterim. Afiyet olsun. Ben eve gidiyorum. Bu adam. Yakışmış sana. Başın sıkıştığında ara. Sana mutlaka yardım ederim kardeşim. Şimdi bu kalemi kırıp atmak istedim. Kırdım. Ama atamadım. Adam öldü. Ama hala elim kolum bağlıyor. Bundan emin misin? En ufak hatırasından bile kurtulamıyorum baksana. Abinin öldüğüne emin misin? Bu ne biçim soru ya? İskender, ben bir şey yaptım. Özür dilerim. Sana söyleyecektim. Ama sen ortadan kayboldun. Ben de o yüzden... O yüzden ne yaptın Çiçek? Cemre'lere gittim. Annenin tekne kiraladığını söyleyince, sonra sen de onun denizden korktuğunu deyince ben yani... içime bir kurt düştü. Onlar da polise gitmek istediler. Bir dakika, bir dakika Çiçek, sen ne diyorsun ya, ne anlatıyorsun, ne polis? Anneni takip ettiler. Çelebi'yi o tekneyle kaçıracaklarını düşündükleri için. Niye gülüyorsun? Ne oldu şimdi? Ben yalnız değilmişim, ben ona gülüyorum. Baksana ya, kimse kabullenemiyor adamın öldüğünü. İnsanlara nasıl bir korku saldıysa, arkasında nasıl bir enkaz bıraktıysa... Kimse çıkıp da diyemiyor ki yani. Tamam, öldü. Öldü, bitti işte diyemiyor yani. İskender, ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ben anneni duydum konuşurken. Yani... Tamam Çiçek, tamam, tamam, tamam bak. Ben dirisiyle başa çıkamıyordum. Tamam mı? Şimdi ölüsüyle başa çıkamıyorum. Acaba yaşıyor musuyla kesinlikle başa çıkamam, tamam mı? Benim psikolojim şu anda bunu kaldırabilecek değil yani. O yüzden lütfen. Ama size engel olmam. Yani. İsterseniz düşün peşine. Kim bilir, belki de şu kapının arkasında saklanıyordur. Çelebi bu. Belli mi olur? Thank you.
İyi istirahatlar efendim. Sağ ol dostum. Hadi. Niye şaşırdın bu kadar? Yani insanların evlendikten sonra otele gelmeleri kadar normal bir şey yok ki. Hiçbir şey söylemiyorsun. Çanta falan. O zaman sürpriz olmazdı ki. Ben hallettim zaten onu Cemre'lerle. Herkesin haberi var yani. Ya ben ne bileyim çantaya ne koyulur falan diye. İşte söyledim, yaptı onlar. Yuh artık. Ne? Bütün düğün klişelerini gerçekleştiriyoruz madem. Beni kapıdan içeri yürüyerek sokmayacaksın herhalde. Tamam, nasıl diyorsan öyle olsun. Bugün sen ne istiyorsan öyle olsun. Gel. Al. Canım. Hadi hazır mısın? Kahvaltı hazır. Güneş. Gel. Gel bakalım buraya. Bir önünü idikleyelim senin. Evet. Hadi gel. Geç bakalım. Evet. Hadi. Güzel güzel kahvaltımızı yapalım. Simit ister misin? Benimle konuşmayacak mısın? Tamam. İstemiyorsan konuşma. Ama kahvaltını yapman lazım. Sessiz sessiz kahvaltımızı yapalım. Olur mu? Olmaz böyle. En azından sütünü iç. Sana bir şey soracağım anne. Sor. İnsanın babası kötü biriyse onun öldüğüne üzülmemesi mi lazım? Çünkü ben çok üzülüyorum anne. Biliyorum sen ona kızgınsın ama. Olur mu hiç öyle şey? O senin baban. Evet, bizim aramız babanla kötüydü ama bu babanın için üzülmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sen de üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii. Ama hayatımıza devam etmek zorundayız. Sen okuluna gideceksin, ben işe gideceğim. Çünkü biz birlikteyiz seninle, beraberiz. Birbirimize sarılacağız. Takılan. Özledim mi okulun arkadaşlarını? Onlar da seni özlemişlerdir. Oda servisi. Aa,
Böyle jestler yapacağımı bilseydim daha önce evlenme teklif ederdim. Yani sevgilim, gören de bundan önce sana hiç jest yapmadım sanacak. Buyurunuz efendim şöyle kahvaltınıza. Alsın, daha sık olunca hoşuma gidiyor. Bundan sonra böyle ya, full kuş sütüyle beslemece. Alışırım bak. Alış diye yapıyorum bebeğim zaten. Ama benim de alışmak istediğim bazı noktalar var. Söyleyeyim ya. O ne demek öyle? Şöyle, yani bundan sonra bir konuda tartıştığımız zaman, yani böyle bir konuda kavga ettiğimiz zaman falan küsüp evden gitmek yok, evi terk etmek yok. Hatta küsmek diye bir şey yok. Bir şey olduğu zaman oturacağız, karşılıklı derdimizi anlaşacağız, konuşacağız, tamam mı? Bir ikincisi de lütfen bulaşık makinesine bulaşıkları ben yerleştirmek istiyorum. Sen öyle kafana göre gelişigüzel yerleştiriyorsun, pis pis çıkıyor bütün bulaşıklar, söyleyeyim sana. Allah Allah. Öyle. Tamam o zaman, benim de sayacaklarım var. Tamam. Gurur yapmak yok. Söz veriyorum, deneyeceğim. Tamam, halledeceğiz. Tamam. Pislik yapma. Tamam, yok şaka yapıyorum ya. Başka ne var, söyle. Diğeri de benim için çok önemli olan bir şey. Ben en başta da söylemiştim bunu sana. Ne olursa olsun birbirimize her şeyi anlatacağız. Karşımızdakini korumak için bile olsa. Benim artık gözümü kapatıp sana güvenmeye çok ihtiyacım var Ömer. Tamam. Tamam. Bundan sonra sen nasıl istiyorsan öyle olsun söz. Ödevlerini yaptın mı? Annemle birlikte yaptık. Okulun kapısına ilk koşan bugün prenses olur. Tamam. Güneş. Baba. Güneş. Bir şey mi oldu güzelim? Öğretmenim, babam. Kimse yok Güneş'ciğim. Öğretmenim ama oradaydı. Güneş. Güneş. Güzelim, yanlış görmüşsündür. İnsanın bazen kafası karışabilir. Başka birisidir gördüğün. Hayır, babamdı. Güneş dedi bana. Güneş yapma böyle. Hayır, ben anneme gidiyorum. Şimdi okula giderim, sonra. Hayır, ben anneme gideceğim. Güneş! Güneş! Kuzum. Pek dalgınsın. Cemre. Hı? İyi misin? Güneş'te aklım. Of. Ben acaba yanlış mı yaptım söyleyerek? Hani zaten hapiste diye biliyordu. Acaba biraz daha büyümesini mi bekleseydim? Olur mu canım öyle şey? Ya bütün gazeteler, televizyonlar bas bas bağırıyor. Çocuk ya orada duyacak ya da arkadaşları söyleyecek ki bu daha fena. Evet. Öyle ama iyi değil yani. İyi değil. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Zaman işte her derdin ilacı. Toparlar çocuk. Evet. Merak etmesin. Anne! Anne! Anneciğim! Anne. Dur! Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Anne. Ne oldu? Güneş öldü. Geldim. Ne? Dur. Ne gördün? Babamı gördüm. Tamam. Gel kızım. Gel yavrum. Gel bir saniye. Sen şöyle bir otur benim yanıma. Uzun. Uzun su getir. Çabuk. Tamam kuzum. Ver suyu. Anne. İç bebeğim sen suyu iç. Uzun koş. Ozan'ı çağır. Hemen gelsin. Koş. Anne. Cemre. Cemre iyi misin? Cemre. Anne. Dur. Sana da su getireyim.
Hadi anneciğim. Hadi oğlum selametle iyi işler. Tamam. Güle güle git. Hadi sağ ol. Abi Zemra abla çok kötü. Ne oldu oğlum? Abi dükkana gelmen lazım. Ha, Erdem. Hala bir haber yok mu? En azından varmışlar mı onu bir öğrenebilsek. Tamam, sen haber alır almaz beni ara, tamam mı? Ulaşmaya çalışıyor. Ya ben derdimi niye anlatamıyorum ya? Birini göndermeye çalışıyor işte. Delireceğim artık. Çiçek tamam. Ya ne çiçeği? Çiçek ne anlatıyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Başım çatmıyor zaten. Ne oluyor? Mesele Çelebi olmayabilir, tamam mı? Ama annem bir şeyler çeviriyor. Ciddiyim. Çiçek bırak ne çeviriyorsa çevirsin ya. Ya ne yapıyorsa yapsın, en fazla ne yapabilir ki? Sen bir sakin ol. Ya tamam ben öğreneceğim ne olduysa. Tamam ben öğreneceğim ama yani bu paranoya çok fazla. Tamam Cemre biraz sakin ol. Tamam mı? Kendine gel bir bak bakayım bana. Görmüş. Ha? Görmüş. Tamam. Tamam. Tamam dur sakin ol. Güneşciğim emin misin sen? Gördüm evet. Oradaydı. Öğretmenime sordum. Hayal görmüşsündür dedi. Peki, gerçekten hayal görmediğinden emin misin? Bilmiyorum ki. Ama duydum. Güneş dedi. Anneciğim. Sonra bir baktım, orada yoktu. Anneciğim, tamam. Tamam, sen bunları düşünme. Aa bak, öğlen dolmuş, siz acıkmışsınızdır. Ben uzunla ikinize makarna yapayım. Süper. Ha? Hadi gel, sen de bana yardım edersin. Hadi. Gel yanıma, içeride makarna yapalım. Hadi zıpla. Hadi gel. Cemre biz de hava alalım biraz. Güneş, güneş. Kapının önüne çıkacağız, bir yere gitmeyeceğiz. Gel, hadi gel bir hava alalım. Alt üst oldu çocuğum. Alt üst oldu. Önce öldü dedik, sonra karşısına çıktı. Çiçeğin söyledikleri. Tamam bir sakin ol Cemre. Bir sakin ol. Alt üst oldu çocuk. Alt üst oldu. Cemre. Yani evet, çiçeğin söyledikleri doğru olabilir. Ama bak polis de takip etmiş, bir şey çıkmamış. Yani ne? Hayal mi gördü? Hayır, yani böyle de bir ihtimal olabilir diye söylüyorum. En ufak bir ihtimal bile olsa. Biliyorum, biliyorum şansı bırakmasın. Bırakmam. Biliyorum, biliyorum. Ama polise gitmemiz lazım bak. Evet. Çocuk da görmüş. Evet, evet gidelim. Tamam. Aha, gidelim. Tamam. Hadi. Tamam Güneş'i. Tamam hanımla kalsın beraber. Emniyetli ne iş? Olmaz, olmaz bırakmam. Ama ben bir an bile bırakmam Güneş'i o zaman. Sen bir araba bulabilirsen. Hemen alalım, beraber gidelim emniyete. Tamam, siz beni bekleyin. Gel, geçelim içeri. Tamam. Geçelim. Ben araba bulup geleceğim hemen. Tamam. Sanki böyle her şey ilk defa çok güzel gibi değil mi? Her şeyden uzaklaşınca. Eninde sonunda döneceğiz ama ömür boyu burada kalmaya paramız yetmez. Yetse de kalamayız ki. Yani hayalini kurmak bile çok güzel ama ne yapalım? Bizim yedi kulede bir hayatımız var ve dönmek zorundayız. Olsun. Hiçbir şey düşünmeden geçireceğimiz bir haftamız var burada. Ya. Ne oldu? Ya sen bana kahvaltıda bir şeyler söyledin ya.
Şimdi ben sana diyeceğim sen üzülme diye. Senin iyiliğin için falan diyeceğim, kızacaksın. Sonra bir hafta sonra olayı öğrenince daha çok kızacaksın. Kusura bakma öyle bu durum. Ömer, ne oluyor, anlatır mısın? Yani sevgilim, balayımızı mahvetme gibi bir düşüncem hiç yok. Ama o gün şöyle bir olay oldu. Dün Çiçek seninle konuşmak için geldi ya. Evet. Konuşamadınız. Sonra bize geldi, bir şeyler anlattı. Çelebi'nin ölmediğinden şüpheleniyor. Güneş, sen şimdi babanı gerçekten gördün mü? Yani sadece sesini duydum. Yüzünü göremedim. Çok uzaktaydı. Tamam. O zaman sen şimdi Taner abinle dışarı çık, bizi bekle. Biz de o sırada annenle konuşalım, olur mu? Ama Cemre Hanım, karakoldasınız. Burada kimse bir şey yapamaz, merak etmeyin. Hadi bakalım. Merak etme. Tamam, ben de ayrılma, tamam mı? Tamam. Ne diyorsunuz komiserim? Yani önceki ihbardan da hiçbir şey çıkmadı. Şu andan itibaren de ne yapabilirim bilemiyorum yani. Ama yani duymuş, gelmiş işte yani, belli ki gelmiş. Cemre Hanım, çocuğunuz babasını gördüğünden emin değil. Biz bütün gece Hülya'nın peşinde gezdik durduk, bir kahve içti, evine döndü. Limandan kalkan tek bir tekne bile olmadı. Bakın, ben sizin söylediklerinizi ciddiye alıyorum elbette. Alıyorum ama bir delile ihtiyacımız var. İhbarın gerçek olduğunu kanıtlayacak bir habere. Bu durumda ben ne yapabilirim ki? Yani Hülya'yı sorguya alsanız. Yapmayın lütfen. Nasıl alayım? Ne soracağım? Telefonla konuşmuşsunuz, yat rezervasyonu yaptırmışsınız mı diyeceğim. Cemre Hanım, bakın. Güneş belli ki babasının ölümünü hazmedemiyor. Siz de çok zor günler geçirdiniz. Biliyorum, hala çok zor günler geçiriyorsunuz. Emin olun, biliyorum. Ama belki de biraz sağduyulu olmaya ihtiyacınız vardır. Hı? Tamam, evet, tamam. Uyduruyoruz zaten, hayal görüyoruz. Tamam, oldu. Okey, teşekkürler. Gel canım. Cemre, Cemre sakin ol, ne yapıyorsun? Çiçeği arıyorum. Neden? Herkes benim deli olduğunu düşünüyor, belki o inanır. Alo Çiçek. Efendim Cemre. Okula gelmiş. Ciddi olamazsın, bu kadar ileri gidemez. Evet, gitmiş. Çiçek, elimizde bir şey yok mu? Polis bana inanmıyor. Yok tabii ki. Yani bugün Hülya'yı avukatıyla konuşurken duydum ama o bana bir şey söylemez ki. Ama belki... Belki ne? Belki İskender bize yardım edebilir. Bir denemekte fayda var. Ne olursun, ne olursun deneyelim. Polisin harekete geçmesini sağlayacak bir şeyler bulmamız lazım. Tamam. İskender! Çiçek, lütfen yine başlama. Vallahi anca toparlandım. İskender, Güneş. Güneş Çelebi'yi görmüş. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz Güneş. Geç. Cemre. Ne oldu? O araba orada mıydı sabah? Evet, oradaydı. Hatta sadece sabah değil ki, hep orada o araba. Bizim emlakçı Hüsnü abinin arabası. Emin misin? Eminim. İyi. Bir ben fark etmemişim demek ki o arabayı orada. Cemre, bu kadar korkma.
Bak kendi mahallemizdeyiz, bir aradayız. Nerede olduğumuzun bir önemi var mı Ozan? Güneş'in okulu iki sokak ötede. Orayı bulduysa burayı da bulur. Tamam, eğer bu kadar korkuyorsan... Korkuyorum. Çok korkuyorum. Tahmininden daha fazla korkuyorum. Kimse bana inanmıyor yine. Ben inanıyorum. Cemre lütfen merak etme. İnanıyorum ben sana. Hem hiçbir yere de ayrılmıyorum. Ne demek o? Gitmeyeceğim işte hiçbir yere. Kahveden çay söylerim. Bir de sandalye atarım buraya. Bir askerde az nöbet beklemedim ya. Durum burada. Merak etme. Tamam. Hadi. Geç Ozan'a, üstünü başını değiştir. Kapattın. Daha akşam olmadı ki. Canım, çok uykum geldi. Gel buraya. Uyuyacağım birazcık. Sen de benimle uyumak ister misin? Yok. Benim uykum yok. Hı. O zaman hadi derslerini çalış. Okulu da erken bıraktım bugün. Anne ya. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Kırma beni. Hadi. Söz veriyorum sana sonra çok güzel bir yemek yapacağım. Hadi. Ya biraz yavaş mı gitsin? Pardon, hızlı mı gittim? Hayır da panik yapıyorsun. Bir tanem biraz sakinleş istersen. Delirmediğime şükret. Adama bak ya, hapse attırırız kaçar. İntihar eder, öldü zannederiz kaçar. Bu nasıl bir ruh hastası ya? Tamam bir öğrenelim, gidelim. Ne oluyor, ne bitiyor, nedir, ne değildir bir bakalım. O ne demek? Yani bu adam ölmedi mi? Bu adamın cenazesini yapmadılar mı? Ölüsünü kaldırmadılar mı? Korkut Başkomiser bu adamın ölüsünü morgda görmedi mi? İyi de Ömer, bahsettiğimiz kişi Çelebi. Ya bugüne kadar neyi yapamaz dediysek yapmadı mı? Ya normal değil mi o adam? Ya ruh hastası olmak başka bir şey, güç sahibi olmak başka bir şey. Nasıl yani? Yani her ruh hastası dediğin insan onun sahip olduğu olanaklara, imkanlara sahip değil ki. Yani bu adam eğer ölmediyse, hapisten kaçtıysa arkasında birisi var demektir. Yoksa oturduğu yerden bu olayların hepsini organize nasıl etsin ya? İyi de her şeyini kaybetti, parasına puluna dokunamaz ki. Ya İskender desen zaten abisinden nefret ediyor. Annesi hala arkasında mı? Böyle annelik olmaz. Olmamalı. Çocuğun hatalarını affetmek tamam ama böyle büyük bir canavar yaratmak, suçlunun arkasında durmak olmaz. Ya bir tane annelik olayında en son soracağın kişi benim yani. Hani bilmiyorum nasıl bir şey. Yani eğer Hülya bu kadar ileri gittiyse bu da bir çeşit hastalık olmalı. Değil mi? Evet. Başka var mı? Yok, bunlar son Hülya Hanım. Tamam, teşekkür ederim. Anne! Öldün mü? Ben de kalkıyordum zaten. İyi. İyi günler Hülya Hanım. İyi günler, teşekkür ederim. Atilla'nın ne işi var burada? Bazı muhasebe işlemleri vardı. İmza almaya gelmiş. Son zamanlarda sen hiçbir şeyle ilgilenmediğin için. Doğru, çok vakit bulamadım ben. Abinin ölümünden sonra senin kadar hızlı toparlanamadım da. Ne demek istiyorsun? Sana bir kez soracağım, bana doğruyu söyleyeceksin. Abim yaşıyor mu? Saçmalama. Çiçek söyledi.
Yat kiralamışsın. Evet. Kiraladım, doğru. Hayatında bir kere bile denize gitmemiş insan sen. Şimdi kalkıp da tekne turuna mı çıkıyorsun? Kiraladım, o doğru. Ama kendim için değil. Derneğin yardım gecesi için kiraladım. O Çiçek Hanım'a söyle, bundan sonra dinlerken sonuna kadar iyi dinlesin. Güneş okulda Çelebi'yi görmüş. Bununla ilgili bir açıklamam var mı? Böyle bir şey yapmış olamazsın değil mi anne? Bu kadar ileri gitmiş olamazsın. Abimin cenazesini yaptık biz. Bana senin yüzünden dedin. Bana ölmemiş birinin vicdan azabını yaşatıyor olamazsın değil mi anne? Bunu yapmadın değil mi? Sen bir kendine gelsene İskender. Çiçek bir şeyler duymuş. Güneş okulda babasını görmüş. Bacak kadar çocuğun söylediklerine inanıyorsun. Ama annene inanmıyorsun. Karşısına geçip hesap soruyorsun bir de. Ben sana hesap falan sormuyorum. Bana bir şey söylendi. Ben sana bunu soruyorum. Sen niye şimdi bunu hesap sormak olarak anlıyorsun ki? O halde biraz da annene inanmayı denesen oğlum. Hı? Kendini avutmaya çalışmak için abini kötülemeyi bırak. Ne alakası var ya? Çok alakası var. İskender, abinin başına gelenler hep senin yüzünden. Evet, senin yüzünden hapse girdi. Senin yüzünden intihar etti. Sarnıç'taki yangından bu yana başımızdan bela hiç eksik olmadı. İskender, abin seni kurtarmak için elinden geleni yaptı. Ama sen ne yaptın? İlk fırsatta onu arkasından vurdun. Ben öyle bir şey yapmadım. Kendi yaptıklarının üstünü örtmek için ölmüş abini bile mezarından çıkarıyorsun. Daha fazla ileri gitme İskender. Eğer abin hakkında daha fazla orada burada konuşmaya kalkarsan seni ömrümün sonuna kadar affetmem. Ha Erdem, şu kaptanın numarasını yollar mısın bana? Nereden bulacağım peki ben bu adamı? Tamam, tamam. Fatma. Buyurun Hülya Hanım. Çantamla arabanın anahtarlarını verir misin bana? Tabii, hemen. İskender. Ne yaptın? Konuştun mu annenle? Anlatsana. Çelebi'nin ölümünden beni sorumlu tuttu yine. Seninle ilgin varmış ya. Bilerek yapıyor. Ne? Bilerek yapıyor. Yoksa bir anne niye durup dururken öz evladını suçlasın? Çiçek ne diyorsun sen? Seni bu olayın dışında tutmaya çalışıyor, anlasana. Ya da böyle bir olay yok ortada. Bana inanmıyor musun? Çiçek bu sana inanmamak değil. Ya bak, sakın bu söyleyeceğimi yanlış anlama ama sen ne biliyorsun ki? Ya kim ne biliyor ki? Tamam Güneş gördüm demiş tamam ama Güneş daha çocuk. Kalkıp da yani şimdi bir çocuğun lafına inanarak bu kadar nasıl emin olabiliyoruz ki ben anlamıyorum. Ama Cemre... Tamam bak ben Cemre'ye inanmak istediğinin farkındayım.
Anlıyorum, ben de inanmak istiyorum. Ama o da o kadar sağlıklı değil. Saçmalama. O raporlar alındı, bu konu kapandı, bitti. Tamam, deli değil. Zaten ben bunu söylemiyorum. Ama sağlıklı da değil. Bak, ben Çelebi'nin yaptıklarını inkar etmiyorum, tamam mı? Elleri kırılsın, Allah kahretsin. Keşke olmasaydı. Bak, bu bambaşka bir şey. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Cemre'nin gözümün önünde bir sürü sinir krizi geçirdiği an var. Çiçek, ben şimdi bunları görmemiş gibi davranamam ki. Ya hatırlasana, bir gün hep beraber yemek yiyorduk. Rüyalardaydık. Bir anda masadan kalktı, bağıra çağıra koşturmaya başladı tuvalete. Beni boğuyorlar, beni boğuyorlar diye, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum ama bütün bunlar Çelebi yüzündendi ya. Ama o zaman bilmiyorduk, şimdi öğrendik. Tamam Çiçek, tamam biliyoruz, tamam biliyoruz. Ben zaten onu söylemiyorum. Farkındayım onun yüzünden olduğunu. Ama bak, benim söylemeye çalıştığım şey şu. Bu kadar ilaca maruz kalmış bir insan, bu kadar olaya maruz kalmış bir insanın psikolojisinin bir anda düzeleceğine ben inanmıyorum. Sen Cemre'ye inanmıyorsun ya. Evet Çiçek, inanmıyorum çünkü benim abimin kalbi gözümün önünde durdu. Tamam mı? Cenazesini yaptım ben onun. Şimdi biri kalkıp bana dediğinde, ölmedi dediğinde ben buna bu kadar kolay inanamıyorum. Tamam mı? O insan Çelebi olsa bile mi? İyi geceler. Buyur, kime baktın? Şey, Metin Kaptan burada mı? Kime lazım? Kendisininle daha önce görüşmüştüm. Ben Hülya Kayabeyli. Söylerseniz. İzin ver gelsin. Merhaba. Merhaba. Ege. Az müsaade et. Yolcunu sormaya mı geldin? Evet. Haber alamadım kendisinden. Alamazsın. Yarı yolda dellendi. Sanki taksideymiş gibi çek sağa ineceğim demeye başladı. Nasıl yani? Telefonda karısının resmine bakmak istedi. Sonra birini gördü. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini sordu. Sonra da ben gitmek istemiyorum dedi, vazgeçti. Ha, siz de inmesine, gitmesine izin mi verdiniz yani? Ben kaptanım Hülya Hanım, gardiyan değil. Gitmek istemeyen birine zorla hayatımı riske atarak yurt dışına kaçıramam. He, paranı soruyorsan o ayrı. Siz vazgeçtiniz, bir kuruş geri vermem. Para filan istemiyorum. Bari nerede indi, ne tarafa gitti onları söyle. Rumeli Kavağı'na yakın bir yerde kıyıya yanaştım. Orada indi. Başka da bir şey bilmiyorum.
anne kapı çalıyor. Bakmayacak mısın? Bakacağım. Bakacağım canım. Sen ye yemeğini, ben bakacağım kapıya. Kim o? Cemre benim, Rüya. İyi misin? Değilim. Hiç iyi değilim. Tamam. Korkma, halledeceğiz. Baya baya nöbet tutuyorsun yani. Ne yapayım kardeşim? Başka çare mi var ki? Peki emin mi oğlum? Çocuk görmüş mü kesin? Bilmiyorum Ömer. Yani bu şerefsizden her şey beklenir. Bilmiyorum. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ya bilmiyorum. Hiç kimsenin umurunda değilim. Yeterli kanıt olmadığı için polis de hiçbir şey yapamam diyor. Olacak şey mi bu? Böyle oturduğumuz yerden başımıza bir şey gelmesini bekleyeceğiz. Bilmiyorum, o zaman inanacaklar herhalde. Anne, ben doydum. Canım benim, afiyet olsun, tamam. O zaman elini ağzını yıka, pijamalarını giy, geliyorum ben. Tamam. Belki bugün çocuğu almaya geldi. Ama başka bir şey de var mıydı acaba kafasında? Nasıl yani? Bana ne demişti hatırlıyor musun? Ne demişti? Sana güzel bir son hazırlıyorum demişti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ama sen hemen mahalleye git. Muhtemelen oralardadır. Of, bilmiyorum. İnmiş işte. O fotoğrafta ne gördü, ne oldu, neden indi bilmiyorum. Bir delilik yapmasından, bir çılgınlık yapmasından çok korkuyorum. Hemen git oraya, tamam mı? Tamam. Tamam, haberleşiriz. Tamam. Biraz havasız mı ya? Yapma, yapma, yapma. Tamam, kalsın öyle. Açma. Cemre. Ozanlar dışarıda. Biz evdeyiz. Evimizdeyiz. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Yani ne yap, sağ solu belli olmaz. Ne yapacağı belli olmaz onun. Nasıl yani, böyle saklanacak mısın? Perdeler kapalı, kapılar kilitli. E güneşe ne olacak? Okula göndermeyecek misin? Göndermeyeceğim gerekirse. Cemre, böyle olmaz, bunun yolu bu değil. Sen bu kadar savunmasız değilsin. Ne yapabilirim ki? Sesin çıkar. Sesin çıkar. Evet, ortada kanıt yok, delil yok. Ama senin yaşadığın korkuyu yaşayan binlerce kadın var. Onlar seni anlayacaktır. Ben Cemre Yıldırımlar. Hepinizin bildiği gibi uzun zamandır şiddet görmekteydim. Şiddet gördüğümü kanıtlamaya çalıştım çok uzun süre. Sonrasında eşimden boşanmaya çalıştım. En sonunda bunu başardım. Ama eski eşimden tehdit almaya başladım. Sonrasında da ölüm haberi geldi. Ama Çelebi Kayabeyli hayatta. Yani kendini ölmüş gibi gösteriyor. Bugün kızımın okuluna kadar gelmiş. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Hayatımdan endişe duyuyorum. Kızımı almasından, bana zarar vermesinden korkuyorum. Elimde hiçbir kanıt olmadığı için polis koruması altında da değilim. Ama yani her anımı çocuğumu kaybetme korkusuyla, ölüm korkusuyla geçiriyorum. Kendimi eve kapattım. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Ben manşetteki bir kadın cinayeti haberi daha olmak istemiyorum.
öfkeli kocanın cinnet geçirme haberlerinden biri daha. Ben öldükten sonra sosyal medyada adıma hashtag açılmasını da istemiyorum. Öldüğümde hatırlamayın beni. Bakın şimdi buradayım. Kanlı canlı karşınızdayım. Allah kahretsin. Hepinizden yardım istiyorum. Sesimi duyan herkesten. Yanımda olmanızı istiyorum. Şimdi beraber olmazsak ne zaman beraber olacağız? Ben öldükten sonra yanımda olmayın. Ses çıkarmayın. Yaşarken yanımda olun istiyorum. Nasıl oldu sence? Çok iyiydim. Cemre, sen bu zamana kadar elinden gelen her şeyi yaptın, yapıyorsun. De bir işe yaramıyor. Ya bir işe yaramadın, nereden çıkarttın Cemre? Çünkü hala korkuyorum. Sen hiçbir zaman korkmadın ki. Unuttun mu verdiğin mücadeleyi? Çelebi seni korkutamadığı için kaybetti. Yani Cemre, Rüya haklı. Çelebi hala hayattaysa bile... Hayatta. Evet, hayatta ama kaçak biri olarak hayatta. Öyle bir gücü yok, eski Çelebi yok. Ben de ondan daha çok korkuyorum zaten. Artık kendini frenlemesi gereken bir durum yok. Maskesinin düşmesinden korkacağı bir durum yok. Cemre? Ne oldu oğlum, bir şey mi oldu? Birini mi gördün? Burada. Nasıl burada? Burada, orada, burada. Bakma, bak. Dur, dur, tamam. Bakma. Sakin ol Cemre, ne olacak? Bakma, kapat. Ya bırak, tamam, kapat perdeyi. Tamam. Ozan, gel. Kapat, gel. Kapat. Gel. Kapat perdeyi, kapat. Tamam. Tamam, gel bir tane oturalım şöyle. Güneş, Güneş. Pardon abi. Özür dileriz, pardon. Gece gece bela mısınız lan? Tamam, uzatma birader, hadi git buradan ya. Git, git. Bak, sana bir şey söyleyeceğim, voltaj attırma bana. Söyle. Oğlum, ya Cemre yanılıyorsa birader? Tamam, normal şeyler yaşamadık bugüne kadar. Çiçek öldü, ölmedi, onun mezarında başkası yatıyor bir şeyler. Tamam, paranoya yapmak bizim en doğal hakkımız, okey, anlıyorum ama... Yani bu Çelebi ya öldüyse birader, ha? Yani Cemre yanılıyorsa, biz bedavadan kendimize sıkıntı yapıyorsak... İnşallah dediğin gibidir Ömer ya. Ne diyeyim oğlum? Sen inanıyor musun Cemre? Bilmiyorum kardeşim. Bak, ben Çelebi öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Ama ben Cemre'nin korkusunu biliyorum. Tanıyorum ya o korkuyu. O korkuyu, onun içine işleyen zihniyeti de tanıyorum. Çelebi'nin öldüğünü düşündüğünde bile ya. Kim bilir annem neler söyledi ya kadına? Kim bilir içindeki hangi korkuyu tetikledi? Bu kadınların tek derdi yaşayan kocaları değil ki. O heriflerin gittikten sonra arkalarında bıraktığı enkaz bile mahvediyor bu kadınların hayatlarını. Böyle. Ne yapacağız peki çözümünle? Bir bilsem. Bulacağız bir yolunu.
yapacak? Beni kaçıracaksın. Artı bir yolcumla beraber. Ne zaman? Hemen, bu gece. Yok efendim. İş bittikten sonra bu da senin. Diğer yolcun kim? Kızım. Ne diyorsun? Peşinde polis varsa... Kimse yok. Hala beni öldü sanıyorlar. Kızımı aldıktan sonra gece sana geleceğim. Bizi hemen kaçıracaksın, tamam? Anlaştık. Senden birkaç isteğim daha var. Ne? Bir araba. Gidip gelmek için. Birkaç saatliğine. Ayarlarız. Bir bidon da benzin. Çakmakla beraber. O ne işin? O benim bileceğim iş. Sen dediklerimi ayarla. Hemen. Dışarıdakileri hallettim ben abla. Aferin. Ellerine sağlık. Hadi al bakalım. Bunlar da senin. Kemal Paşa da koydu. Yani kalmamıştı, müşteriye yok dedin. Demek ki bitmemiş. Bana mı sakladın yoksa? Topla o suratını, sırıtma. Sen beni seviyorsun ha. Ay tövbe tövbe, hadi hadi yürü. Vallahi seviyorsun sen beni ya. Mahallenin sapaça. Yürü hadi, yürü. Hadi bana eyvallah. Hadi güle güle. Hayırlı haber mi avukat hanım? Kesin çıkıyor mu? Ne zaman? 2 hafta. Evladını öldürmenin cezasını 2 hafta sonra bitiriyor. Tamam. Siz bana haber verin. Ben bekliyorum. Günü gününe, saati saatine bilmek istiyorum. Teşekkür ederim. Alo. Hala bir haber yok mu? Maalesef Hülya Hanım. O mahalleye baktınız mı? Hani Cemre'nin yaşadığı mahalle. Evet efendim. Adamlarımız dikkat çekmeden her yere yerleştirdik. Ama maalesef iz yok. Eğer ben oğlumu biraz tanıyorsam o mahalledir. Ne yap, ne edip bulun lütfen onu. Ama Hülya Hanım, bakın Çelebi Bey'i bulsak bile ona isteğinin dışında herhangi bir şeyi zorla yaptıramayız. Gerekirse zorlayacaksınız, bir şey yapacaksınız. Başını belaya sokmadan getireceksiniz onu.